Can Bey'e de dönelim. Kendisi de kamu araştırmacısı. Bakalım nasıl okudu, yorumu ne? Şimdi <laughs> Türkiye'de siyasi partilere baktığınız zaman yani pozisyon aslında 20 yıldır büyük değişikliğe uğramadı. Yani iktidar partisi bugün işte %40'a yakın bir oyu var. Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyolojik sıkışmışlık yaşıyor ve 23-24 artık onun şeyi gibi hani kımıldamaz böyle donmuş demir hali gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İyi Parti'de bir hareketlenme var. Yani bunu biz de gözlemliyoruz. Ve aslında işte HDP oyları onun da sabit. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin oyları sabit. Şimdi baktığınız zaman son dönemlerde muhalefetin şeyi nedir? Yani aslında iktidardan sonra iktidar olacak partidir. Yani ana muhalefet için de geçerli. Doğru. İkinci parti için, ikinci muhalefet parti için de geçerli fakat aslında bu geriye dönük 10 yılda yani İyi Parti'nin yaşı yeni olmasına rağmen iktidarı alternatif olarak akılda kalıcı ekonomik meselelerde, sosyal meselelerde, sağlık, eğitim gibi yani temel siyasetin temel meseleleriyle alakalı akılda kalıcı bir politika vaz edemediler. Tek bir şeye odaklandılar. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Yani lider, güçlü lider onu eğer işte düşmanlaştırırsak ona tepki gösterirsek milleti ona karşı getirirsek acaba bu süreci yönetebilir miyiz diye. E fakat şimdi 10 yıldır da tek bir kalem politika üzerinden gidiliyor. Biraz vatandaş da bıktı bu politika meselesine. Şimdi İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı olarak bir yöntem takip etti ve sokağa indi. Yani halkın arasına evet, gitti. Bu esnaf ziyaretinin acaba etkisi nedir? Şöyle Parti. sadece esnaf ziyareti değildi. Yani İyi Parti şöyle bir yöntem takip etmişti yakın zamana kadar. Orada bir bence bir zaaf oluştu. Yani da işte Cumhuriyet Halk Partisi daha çok kürsüden polemik üzerinden siyaset yaparken onlar halkın içine indiler ve o talepleri de meclisteki şeylerinde, grup konuşmalarında dillendirdiler. Aslında bu kötü bir şey değil. Yani vatandaşın talebiyle yüzleşmek. Fakat bu Netanyahu tartışmasında şu ortaya çıktı. Daha sonra Rize'de bunun aksi gör, şeyi görüldü. Yani tepkisi ortaya çıktı. Sanki e, İyi Parti o kendi uyguladığı politika yerine o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ser, sert siyasal şiddet dili dediğimiz öfkeli ve mümkün mertebede e, ağır polemik içeren ve e, büyük tepki oluşturacak e, yani her hafta bir mesele bulup işte Cumhurbaşkanına saldırmak, işte külliyeye saray demek işte yangın çıktığı zaman efendim buraları otel yapmak için yaktılar demek ya da işte son zamanlarda bir hezeyan daha var. Gündem değiştirmek için Recep Tayyip Erdoğan yaktırdı diye bu CHP'den değil yani daha alt gruplarda. Şimdi bu dil muhtemelen şeyin ilgisini çekti yani İyi Parti'nin ilgisini çekti. O daha yumuşak bir dille esnafa gidip onlarla konuşup onların taleplerini meclise aktarma şeyi olmadı. Şimdi son dönemde ben Masum Bey'in şeyine katılıyorum. Yani siyasal ayrıştırma, ya yani ben o şey kutuplaşma olarak kullanmıyorum. Yani Türkiye'de siyasal ayrış, ayrışma var. Ve şey yani e, kutuplaşma bir toplumun birbirine düşmanlığıdır. Türkiye'de yani PKK 40 yıldır insan öldürür, insanımızı öldür, şehit eder. De Sokakta hala bir siyasal e, kutuplaşma yok, ayrışma var. Burada e, ağır şiddet dilini, aslında kutuplaşma dilini muhalefet kullanmaya başladı iktidar yerine. Ve mümkün mertebede yani şu an işte AK Parti ormanları şey için yakıyor dendiğinde, yani otel yapmak için yakıyor dendiğinde buna peşin inanan bir kitle var. Yani sizin söylediğiniz söz saçma olabilir, saçma sapan olabilir, siyasetin ruhuna uymayabilir toplumun irfanına ters gelebilir, hiç önemli değil. Ona doğrudan inanan bir kitle var. E baktığınız zaman da, şimdi bugün benim bu manzarada gördüğüm, şimdi İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ortak değil mi? Yani Tabii siyaset ortak. ortağı. Şimdi ortağınızla alakalı size bir şey söylendiği zaman, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na kol kolasınız dendiğinde verilecek cevap şudur ya, biz zaten mütefikiz. Yani bu, yani HDP sorusu sorulsaydı, tepki verseydi daha mantıklı gelebilirdi. Çünkü iyi Parti şiddetle HDP ile olan ortaklıklarını reddediyorlar. Ama İstanbul'a geldiğiniz zaman, mesela Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir seçimi nasıl kazanıldı? paylaşım nasıl yapıldı veya başka yerde nasıl kazan, nasıl yapıldı baktığınız zaman bu ortaklık net ama varsayalım ki İyi Parti şeyden kaçıyor. Yani HDP yakınlaşmasından kaçıyor. Ben anladığım kadarıyla bu muhalefetin o, o oluşturduğu gerilim ortamı iktidarla kendi aralarındaki gerilimi temsil etmemeye başladı. Kendi aralarında gerilime dönüştü. Yani şöyle düşünün bayram ziyareti var. HDP'liler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyorlar çıkışta bir basın toplantısı yapacaklar. Ya yani müttefikliğin de bazı böyle centilmenlikleri olur yani. Sahnenin karşına geçtikleri zaman Cumhuriyet Halk Partileri orada görünmüyor. Ya da iyi Partili birisine sorulduğu zaman yani siz HDP ile ortak mısınız ya da müttefik misiniz dediği zaman kendilerine küfredilmiş sayıyorlar bu soruyu. Oysa baktığınız zaman siyasetin de gerçekleri vardır. Şimdi Millet İttifakı kazanma hesabını ne üzerine kuruyor? Diyor ki CHP'nin %24 iyi Parti'nin oyları, HDP'nin banko yüzde oyu, artı geriye kalan ne kadar küçük parti varsa hepsinin oyu diye sayıyor. Peşin sayıyor yani hiç böyle e, gelip size soruyorlar mı yani da bize verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Veya işte Saadet Partisi kitlesinin yüzde kaçı verecek, vermeyecek. Veya Ahmet Davutoğlu'yla şey acaba çantada keklik mi? gel e, bir varlık gösteremediler. O da bir vaka da yani şu an onlar şey, zaten daha tavırlarını koymamışlar. Koymamışlar ama şöyle... yani Şimdi açıklanmazsın. Hüseyin Bey, CHP olan ortaklığına bu kadar tepki vermiş gibi algılamıyorum ben videoyu izlediğim zaman. Nasıl algılıyorsunuz? Zaman. Çok sert ve onu ya, yanlış kol kola anlamış ne demek? gibi hissediyorum. Şimdi kol kola, kol şöyle kola şey. çok günah, ne ayıp bir şey. Ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu'nun? Ama Bence oradaki öfkesinin sebebi biraz farklı algılaması öyle, o an saniyelerde. Diyorlar ki komşuyla kol kola girdin. Ne siyasi partide kol kola girdin dediğin zaman müttefiksiniz. Tamam o öyle da, zaten ama niye çok günah diyor? Ne kadar ayıp diyor bunu söylemedi. Ben de şöyle Üç farklı bastır. farklı bir şekilde ben yorumlayayım onu. Yere Şimdi çeyim. siyasi parti liderliği Masum Bey de yaptı. Sahneye çıktığı zaman işte yanındakiler diyor ki Sayın Genel Başkanım siz olağanüstü kişisiniz. Şurada çok güzel konuştu. Müthişsiniz. Olağanüstü bir kişiliğiniz var. Karizmanız her tarafı yerle iksan ediyor. Bu insanı bir havaya da sokar yani. Ya olmadık bir şekilde vatandaş diyor ki kardeşim niye Kılıçdaroğlu kol kolasın? O da diyecek ki efendim benim ortağım ya onunla kol kol olmayayım da kimle olayım diyecek. Bu kadar yani. Ben şöyle Rize'deki tepkisini de değerlendireyim. Rize'de hanımefendi gelip şey yapıyor, tepki gösteriyor ve ses tonu gayet dingin, gayet ölçülü ve Meral Hanım'ın ona verdiği cevap çok şiddetli. Şimdi iyi partili, tecrübeli bir siyasetçiyle yayındayız, karşı karşıya oturuyoruz. Olayı şöyle değerlendiriyor, biraz böyle şey de bilen bir politikacı. Ya yani NATO konseptiyle çalışmış, ya algı yönetimi nedir, yani bu konulara da yatkınlığı var. Diyor ki efendim bir araştırdık diyor, o hanımefendi çok koyu bir AK Partiliymiş. İki, orada bir de A Haber'in kamerası var. Aa ne güzel dedim ya, şimdi ben size soruyorum, militan bir AK Partiliymiş. Dedim ya siz de şimdi militan bir iyi partilisiniz, yanında da Halk TV'nin mikrofonu olduğu zaman ne yapacaksınız? Yani bu nasıl bir analiz, bir yetkin birisi yani yaş olarak da, siyasi tecrübe olarak da, 40 yılı siyasette geçmiş kişi diyor ki, Meral Hanım'la konuşan kişi militan bir AK Partiliydi. Ya bu vatandaş ya. Vatandaşa Militan AK Partili, Militan Şuralı denilmez. İki, bir de ha, tamam suç unsuru teşekkül etti. E, kadın, hanımefendi Militan AK Partili, bir de A Haber'in kamerası var. E o zaman siz hakim olsanız galiba ikisini tutuklayıp içeri atarsınız. Şimdi bir siyasi parti meselelere böyle bakmaz. Geniş açar yelpazesini. Ve e, ben burada da Masum Bey'e katılmıyorum. Yani Türkiye'de siyasi partilerin ziyaret etti. Bizim sokak karmaşıktır. AK Partili de o sokakta yaşar. CHP'li de yaşar. E gayet de keyiflidirler birbirleriyle. Serslere bakmazlar. Esası, esası araya birilerinin karıştığını... Karışma değil. Etmiyorlar. yok Karışmasına gerek yok. Yani, Türk milleti birbirinden ayrılmaz. Mesela diyelim Kılıçdaroğlu bir yere gittiği zaman CHP'liler orada yürürler ama esnaf dükkanın sahibi de AK Partili'dir. Sorun yok. Evet. Hat şu da şey değil... Hatta e başka bir şey var. Size eklemek için söyleyeyim. Mesela diyelim ki oranın ilçe başkanını Diğer partili olanlarda da seviyorsa sırf ona destek olmak için giderler. Ha, kalabalığa gider. E, tabii yani kalabalık yaparlar, bilinçli yaparlar. Hı. Bu Anadolu'da tabii. öyledir. Bu kabiliyetidir Esnaf oradaki politika. Esnaf Burada her görüşten insan var. Bence tabii, tabii. yanlış bir zeminde tartışıyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Yani karma. Ben de aynı şeyi bir söylüyorum. Masum Bey, biz burada vatandaş niye bu soruyu sorduğu tartışmıyoruz Meral Akşener niye bu cevabı verdi ya? Hani o partili bu partili işin orasını geçelim. Çok sert finale doğru değil. ben ha, toparlayayım. Net bir cevap Öncelik veririz. Hı -hı. İhsan tamam. Bey Kimliği onu söylüyor. İhsan Bey isterseniz. Bir cümleyle toparlıyorum ben. Şöyle İran. nihayetinde siyasi partileri gerilime sürükleyen şudur. Ülkede bir iktidar var. 20 yıldır değişmiyor. Ya biz de ortaklık yapıyoruz, ittifak yapıyoruz, Aynen. sahaya iniyoruz. Ya bu vatandaş hala niye AK Partili? Öfkeleri bundan. Ve nihayetinde şöyledir. Bir halk nihayetinde kendisini yönetecek kişiyi ve kişileri seçmek için sandığa gider ya da siyasete bakar. Her zaman iktidardan daha iyi bir alternatif bulduğu zaman ona yönelir. Ya muhtemeldir ki bu şeyler siyasi partiler henüz iktidardan daha iyi olacaklarına dair topluma bir güven veremediler. Bir de bu şeyleri de takip ediyoruz. Ya yani şu an Türkiye'de hiçbir genel başkanın sokağa çıktığı zaman arkasında sel oluşmuyor. Ya kazanma sinerjisi diye bir şey vardır. Bir iktidar yürür, vatandaştan ona talep gelir, o sinerjiyi alır, karşıya yansır ve onu iktidara kadar taşır. Biz 15-20 yıl oldu, biz de sahnedeyiz, konuşuyoruz. Biz henüz bu iktidar sinerjisi oluşturacak bir muhalefet göremedik, arayacağız. Bir gün çıkar